Limon, 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 limon! Sar, 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 sar! Bir, 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 bir! Adana Otogarı'ndan herkese merhaba dostlar. Şimdi otogarda ne işimiz var? Şunu söyleyebilirim. Ben de sizler gibi, hepiniz gibi sosyal medyayı çok sık kullanıyorum. YouTube'da, Instagram'da izlediğim çok fazla video oluyor. İzlediğim videolarından bir tanesinde burada otogarda çiğ köfte satan yaşlı bir amcanın zabıtanın çiğ köfte tezgahını devirdiğini gördüm. Biraz da moralim bozuldu işin açığı. Sonuçta evine ekmek götürmek için bir şeyler yapan bir ustanın o şekilde bir muameleye maruz kalması hoş olmadığını düşünüyorum. Zabıta da görevini yapıyor tabii, kızmamak lazım ama sanki iki tarafı orta yolda buluşturmanın bir yolu olması gerektiği düşünüyorum. Şimdi gelin bu Osman Usta'yı bulalım. Biraz sitemli, biraz isyankar olduğunu gördüm. Gerisini kendisinden dinleyelim. Bakalım neler söyleyecek bize. Hadi gelin dostlar, Osman Usta'yı bulacağız. Osman abi gel gel, bağırlar bunda biri. Osman Usta da burada içeride. Selamun aleyküm Osman Usta. Aleyküm selam. Destur var mı? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Merhaba. Nasılsın? Çok şükür vallahi, uğraşıyorum işte. Allah iyilik versin. Osman Usta, benim buraya geliş amacım şu. Sosyal medyada seninle ilgili küçük bir video gördüm. Belediye görevlilerinin senin tezgahını yıktığını gördüm ve onun için gelip seninle sohbet etmek istedim. Bu olay nasıl oldu? Bana bir anlatabilir misin? Saygı duyarım. Sene 1972'den beri ben Adana Otogarı'ndayım. Evet. Ben ekmeğim için hep mücadele ettim. Hep mücadele ettim. Yalnız gel gelelim. Eğer tutup da Sayın Zeydan Karalar'a var gücümüzle başa getirmek için bütün gücümüzü kullandık. Ve olan gene garibana oluyor. Adana Otogarı'nda 72'den beri Adana Otogarı'ndayım. Bir metrelik yer bile bize çok görüyorlar. Ve o ekmeğimize mani oluyorlar. Bu benim 4. tezgahımdır. Götürüyorlar belediyeden. Gelin size ceza keseceğiz. Gidiyoruz cezasını yatırmaya. Tezgahı götürmüşler. Nisis yolunda üzerinde bir pinç geçiyor. Yerden bir ediyor. Vicdan mahremet midir bu? İnsanlık mıdır bu? Gidin zenginlerle uğraşın. Gidin eroyuncularla uğraşın. Gidin hırsızlarla uğraşın. Evine ekmek götürenlerle uğraşmayın. Allah için uğraşmayın. Zaten çektiğimiz bize yeter. Yeteri biliyorsanız yeter. Başka diyeceğim yoktur. Şu an bile sabah 8'den beri tek başıma mücadele ediyorum. Evime ekmek götürmek için yaşlı beni 8'e girdi. Sabah 8'den gece 12'ye kadar mücadele ediyorum. Ve rahatlıkla helal ekmeği bize çok görüyorlar. Diyeceğim bu kadar. Çiğ köfteyi düzeltmem lazım. Sen Adana Otogarı'nda çiğ köfte satıyorsun seyyar bir şekilde. Evet efendim. Ve gelip senin arabanı alıyorlar, arabanı parçalıyorlar. Sadece benim değil. Bütün tezgahları topluyorlar, götürüyorlar. Evet. Yerden bir ediyorlar. Madem ki otogarda tutup da siz simitçilere, boyacılara, bazı şahıslara yer verdiyseniz Allah rızası için bize de bir yer verin. Biz de işgaliyemizi ödeyelim. Rahatlıkla evimize ekmek götürelim. Adana Otogarı kurulurken isim vermeme gerek yok. Adam bir dükkanı 5 tane dükkan yaptı. Bir dükkanı 6 tane dükkan yaptı. Sayın Aytaş Durak başa geldi, bir dükkan eklediler. Sayın Hüseyin Sözlü başa geldi, bir dükkan da eklediler. Sayın Tayyip Erdoğan'ın partisi geldi, bir dükkan da eklediler. Neredeyse Tarsus'a yetiştirecekler. Gözleri doymadı. Bir dükkanı 10 dükkan yaptılar. Milyarlarla oynuyorlar. Gözü doymuyor. Bu tepsiye gözünü dikiyorlar, bu tepsiye. Şu an işe çıkacağım. İşe çıkacağım. Allah'ın izniyle. Yapacak başka bir şey yok. Ben 3-4 tane tabla yaptım. Bir tablam 6 milyar mal oldu. Götürdüler, kırdılar. Bir tane yaptım, 4 milyar mal oldu. Onu da götürdüler, kırdılar. Mecbur gittim bu arabayı da Adana. Eski bir pazarın orada dükkandan aldım. Bu araba da Leyal'dan
hırsız çalmış, getirmiş, şeye satmış bir pazarına. 100 milyona ben bu arabayı aldım ve şu an hırsız arabasının üstünde ben çiğ köfte satıyorum arkadaşlar. Herkes de bunu duysun, herkes de bunu bilsin. Adamsın Osman abi, adamsın be. Osman Usta'nın tabii ki haklı bir isyanı var. Sonuçta ben burada dürüst bir şekilde arabanın üstünde çiğ köfte satarak evimi geçindirmeye çalışıyorum diyor. Burada Osman abiye çok haksızlıklar yapılıyor. Nasıl yani? Aracın esnafı Osman abi. Yıllardır burada esnaflık abi, yapıyor. Kimseye zarar olmaz. Ama herkes buna bir kazık vuruyor. Doğru. Ama adam gibi adam. Ben... İrancı Osman ismiyle tanınır. Evet. Esnafım burada dibi. Evet. Çarşıda şu durumda çiğ köfte piyasada 8 lira, 10 lira ve tatlıları malzeme 70 gram, 80 gram. Ben burada 200 gram çiğ köfte katıyorum ve üstelik ayranımı bile şu yazıyı görmenizi isterim. Biberli, naneli, kekikli, limonlu, sodalı ayran yapıyorum. Ve halkım için, esnaflar için ben buradayım. Bugüne kadar ben hasret kaldım. Bir tane müşteri desin ki ben beğenmedim. Ben burada 5 liraya çiğ köfte satıyorum. Ve 5 lirayı bile bizim devletimiz, bizim zabıtalarımız, bizim memurlarımız bize çok görüyor. Bravo! Ben yani nereye giderim? Bir tane. Memleketimizi terk ettim de nereye giderim? Babanın oğlu Kemal Bey. Amerika'ya mı giderim? Rusya'ya mı giderim? Nereye giderim? Biz bu toprağın vatandaşı değil miyiz? Biz bu toprağın insanı değil miyiz? Bu kadar haksızlık yapılmasın, yapılmasın. Yapılmasın. Sayın arkadaşlar, meşhur çiğ köfteci Osman Aslan burada. At tavana yapışmazsan yeme. Bir dakika dur. Ya dur şöyle çıkın. Yaşımın berbat. Sar! İstanbul'daki çiğ köftecilere kafa tutuyor. Rahmet iyi adamdı. Tövbe estağfurullah. Sar! Oo, ben havadan ver bugün ayrı. Sarbi! Ve Gayip Kandili. Hayır. Oğul Osman Aslan çiğ köftesi. Osman Aslan çiğ köftesi. Tamam Osman burada. Rakiplerini bekliyoruz. Adana otogarına. Ver abi niyattayım abi. Ya bir de bu sürü ekmeğini kullanmazsan. Allah'ın nimetidir. Haksızlık yapma. Lavaşla kullan Osman abi. Allah'ın nimeti. Abi ben acısız yiyeceğim, acısız. Abi Allah sen ölürse ne olur? Kim yiyecek? Abi Osman abi. Acılı mı bu Osman abi? Acılı. Acılı gelmez bana. Hayat kadar acı değil. Ver Osman abi ver. Sar. Allah Osman. Bir tane normal durum bana hazırlarsan ben de durumun tadına bakayım. Burada muhabbet bayağı dolu. Biz de ondan sonra bir yorumlayalım. En azından çiğ köfte yedik. Ayranının tarifi yok. Türkiye'de böyle bir şey yok. Ben karışmayacağım. Çık da kendi yapsın. Tadına bakabilirsiniz. Eyvallah Osman Usta. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Meşhur çiğ köfteci, Adıyamanlı meşhur çiğ köfteci Osman Usta'nın. Biz de tabii ki çiğ köftenin tadına bakacağız. Buraya kadar gelmişken. Biberli, naneli, kekikli, limonlu, sodalı. Ne demek ha. Yani var mı? Neye var mı? Osman Aslan'ın şovlarını izleyin. Allah, harekete bak, harekete. Neleş bu gibi şovlarına? Buyurun. Sodanın haddi hesabı belirsiz. Şimdi Osman Usta çiğ köftesinin ne kadar lezzetli olduğunu test etmek için bize bir şey gösterecek. Osman abi ellerine sağlık. Afiyet olsun. Tavana yapışmazsa çiğ köfteyi bırakır bu adam. Al. Yapıştı. Al abi. Allah'ın avu. Yapıştı. Almış. Aldın canım babalar. Lan çalsana da. Buyurun. Tavana yapışmazsa bırak. Çiğ köfte şu an tavanda.
Valla kapı gibi yapıştı. Yapıştı! Sar, 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 sar! Sar, 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 sar! Servir, servir, servir! 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 Sar, 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 sar! Acısı da var mı Osman abi? Var. Bir acısını yapmayın. Servir! Osman Usta, keyifli sohbet için çok teşekkür ediyorum. Çiğ köfte de gerçekten çok lezzetli ve çok uygun fiyata veriyorsun. Yani 5 lira çiğ köfte, kekikli sodalı ayran da 2 lira. Biberli, naneli, kekikli, limonlu, sodalı ayran sadece Osman Aslan'da bulunur. Ben burada esnafa, yolculara hizmet için candan yürekten sevgilerimi katarak, kalbimi katarak, yüreğimi katarak müşterilere en iyi hizmeti yapabilmem için benim görevim ve benim hakkım. Limon, 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 limon! Sar, 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 sar! Bir, 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 bir! Hayırlı işler, kolay gelsin. Sağ olasın, var olasın.